yeniden birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz ve 5 dakikada estetikle karşınızdayız. Hemen bakalım arkadaşlarımız bizi kimi getirmişler dedim ama bu soru şey oldu, şöyle oldu sanki bilmiyormuşum gibi ama biliyordum. Celine Dion efendim. Yani aslında çoğumuzun bildiği bir bence yani yüzünde estetik müdahale olduğunu düşündüğümüz bildiğimiz insanlardan bir tanesi. Ama kendisi de bende hiçbir şey yok açıklaması yaptığı için hemen Nihat Hoca mercek altına alıyor kendisini. Evet, dendiği gibi ya onu da söylediği gibi çok fazla bir şey yok. Yani saymaya kalksam bir elin... Sadece burnum demiş galiba. Bir elin yani şeyin iki elin on parmağını geçmez. Peki. Vücut yüz jimnastiği var. Yüz yogası. Ben onu çözemedim. Jimnastiği, yoga ile böyle nirvana'ya ulaşıyorsun. Tamam, ve her tarafın otomatik olarak güzelleşmeye başlıyor. Nasıl güzelleşiyor? Nirvana'ya ulaştığın zaman bir plastik cerrah gelip şöyle kaşını asıyor. Anladım. Yüzün alt tarafı tok, tombalak, güzel, yağlı, etli, butluyken üst taraf çok zayıf Celine Dion'un. İlk fotoğrafla ikinci fotoğraf şey yapıyorum. Onun için özellikle yaşlılık kriteri diye baktığımız bu temporal fossa dediğimiz neresi oluyor burası? Şakak boşluğu. Bu şakak boşluğu çukur olduğu zaman alt tarafa ne yaparsan yap genç gösteremezsin kişiyi. Üst tarafın dolu olması lazım. Yani gençlik kriteri bu çünkü. Bu şakaklar oraya yağ enjeksiyonu ya da dolgu enjeksiyonu yapılmadan ben ne yaparsam yapayım seni daha genç gösteremem. Onun için Celine Dion'da da bunu görmüşler ve şakaklar doldurulmuş. Sonra hemen aşağı iniyoruz. Evet, burun, üst dudak, diş, bunların hepsi tabii ki elden geçirilmiş. Bir burun yapılmış ama burun çok düz olmuş. Estetik bir burun olmamış. Yani keşke biraz şurası kemerli kalaydı ama bir anatomik kıvrımları olaydı. Böyle cetvelle çizmiş gibi bir burun olmayaydı. Biraz cetvelle çizilmiş bir burun gördüğüm için oradan düşük not verdim. Üst dudak yokmuş zaten, gene yok ama Allah'tan dişler yapılmış. Dişler güzel gözüküyor. Onun haricinde çenede bir oynanma olduğunu hiç zannetmiyorum. Çene zaten var ama ne yokmuş? Elmacık kemikleri yokmuş. Yanaklar aşağıdaymış. Yani orta yüz, evet şurada yanakları varmış. O yanakları yukarıya çıkartmanın ne yolu var? Ya burayı alacağım Fransız askısıyla şöyle yukarıya askılayacaksın. Ya da buraya yağ enjeksiyonu ya da dolgu enjeksiyonu koyacaksın. Niye? Çünkü Leonardo da Vinci ne demiş? Altın oran demiş. Onun için şu üçgen. Bu üçgen çok çok önemli. Bir de ne önemliydi? Burun çene, burun ve burun alın mesafeleri, bunların altın orana uygun olması gerekiyor. Altın orana uygun olursa ne oluyor? Altın orana efendim uygun olunca neye bakarsanız bakın, uzayda, evrende, dünyada, yüzde, matematikte neye bakarsanız bakın, altın oran kriterleri olan her şey bizim insanların gözüne hoş gözüküyor. Çünkü kodlamamız böyle. Bir deniz kabuğuna bakın, ayçiçeğinin dağılımına bakın. Her şeyde bir altın oran mutlaka göreceksiniz. Ve bu da bizim hoşumuza gidiyor insan olarak. Niye böyle bilmiyorum. Başka neler yaptırmış? Başka işte göz çevresi yine her zamanki gibi oynanmış. Göz çevresinde de baktığınız zaman alt üst göz kapak operasyonu, göz altı yağ torbası aldırma. Artık bunlar rutin hale geldi. Neden? Çünkü zaman geçtikçe elastikiyet kaybı oldukça bunlar sarkıyor. Gözaltı torbası nasıl torba olur? O da şöyle, aynen göbek fıdığı gibi. Üstünü kaplayan derinin elastikiyeti azalınca oradaki yağ pedi şöyle bir fıtık yapı veriyor. Biz ne yapıyoruz? Ya oradaki yağ pedini çıkartıyoruz ya oradaki deriyi biraz daha elastik hale getiriyoruz. Yani sonuç her zaman kolajen azaldıkça biz yaşlanıyoruz. Güzel ol, çirkin ol fark etmez. Kolajenini dengede tut. Ve ufak ufak küçük küçük estetikler yaptırmanın hiçbir zararı yok. Çok büyük değişimler olmadığı sürece bence herkesin ufak ufak bir şeyler yaptırmasında fayda var.